Sevgili Eski Cennet izleyicileri merhabalar. Muhtar Saat programının bu haftaki bölümünde Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz'le birlikteyiz. Önce size biraz mahalleden bahsetmek istiyorum. 15 bin civarında nüfusu var ve Çamlıca ve Şirintepe'den sonra Eskişehir'in en büyük 3. mahallesi olduğu söyleniyor. Dediğim gibi bu haftaki programımızı Meryem Hanım'la gerçekleştireceğiz. Meryem Hanım, teşekkürler kabul ettiğiniz için bize. Ben teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce tanıyalım biraz sizi önce. Öncelikle ben size teşekkür edeyim. Sizler olmasanız bizim sesimizi kimse duymayacak. Varlığınız yeter, eksik olmayın. Yaklaşık 60 yıldır Yeşiltepe Mahallesi'nde ikamet eden ben Meryem Kuş Açıkgöz, mahallemde 2. dönem muhtarım. Aslen Akşehirliyim. Eğitimin tamamını Eskişehir'de tamamladım, emekliyim. Bundan sonra da kendimi mahalleme adadım. Ne yaptınız diye soruyorsanız hiçbir şey yapmadık. Neden? Yapamadık. Çünkü muhtarlık iletişim merciidir. Vatandaşların dertlerini kurumlara iletmekle mükelleftir. Elinden başka bir şey gelmiyor. Maalesef benim yerel ve genel yönetimlerimde kör, sağır, dilsiz olduğu için yapamadık. Bizim suçumuz değil, bizi yönetenlerin suçu diyorum. Biraz bahseder misiniz bu konularda? Tabii. 2015 yılında başlatmış olduğumuz Çoraklık mevkiinin doğalgaz sorunu. Yıl 2021. Biz hala Çoraklık'ta doğalgaza kavuşamadık. Neden bu kadar ısrar ettik diye soruyorsanız, günümüzde artık herkes eşit miktarda, eşit haklarda özgür ve rahat yaşama hakkına sahiptir. Bunların sorumlusu da benim vatandaşım ya da ben değilim, bizi yönetenlerdir. Malum kış geldi, kapıya dayandı, insanlar çok haklı. Kömürün tonu peşin, cevizden bahsediyorum, 2000 lira. Vadeli 3000 lira. Asgari ücret 2800 lira, vadeli 3000 lira. Bir evde en az 3 ton kömür yandığında 9000 lira para yapar. Yani benim vatandaşım 6 ay boyunca ya da 8 ay yakacağı kömürün borcunu bir yılda zor ödüyor. Çünkü hemen üzerine yeni bir kış giriyor. Neden? Şimdi şunu açıklıkla dile getirebilirim. Benim yerelde, Eskişehir genelinde asla bir sıkıntım kalmadı. Tepebaşı ve büyükşehir belediyeleri kamulaştırdı, gerek meclis kararını çıkardı, üzerine düşeni yaptı. Eskişehir Tarım İl Müdürlüğü de üzerine düşeni yaptı. Herhalde Ankara'dakiler biraz kör, sağır, dilsiz. Onay Ankara'dan bekliyorum, henüz gelmedi. Bana Ankara Bakanlık'tan bir yazı geldi. Bu yazıda ne tarih, ne sayı, ne konu yok. Sadece Yeşiltepe Muhtarlığı doğalgazla alakalı ıslak imzalı bakanın imzası onaylandı ama neyi onayladıklarını yazmadıkları için buradakiler çalışmaları durdurdular. Birinci sıkıntım bu. Biraz da kanaldan bahsedelim istiyorum. Mahalleli şikayetçi sanırsam sulama kanalından. Kesinlikle katılıyorum. Ben 60 yıldır buradayım. Biz bu kanalda balık tutuyorduk. Bizler bu kanalda yüzmeyi öğrendik. Şimdi artık bataklık oldu. Neden bu şekilde hale geldi? Çok temiz insanlarımız olduğu için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile yaptığım konuşmada bana şunu söylemişti. Vatandaşınız kültür seviyesi düşük, ondan kaynaklanıyor. Bu konu beni çok üzmüştü. Aslında gelen pisliğin %90'ı Ertuğrul Gazi, Çamlıca, Sazova, Batıkent, Ulu Önder. Oradakilerin de mi kültür seviyeleri çok düşük, onu anlamış değilim. Oradan atıyorlar, biz burada pisliğini çekiyoruz. Elbette ki benim insanım da çok temiz demiyorum. Ama siz bakımını yapmıyorsanız elden bir şey gelmiyor. Her yıl ben bir cenaze veriyorum. En az bir çocuk yaklaşık bir ay evvel Ayten Usta'nın orada 15 yaşında gencecik bir fidan düştü. Cenazesi yine bizim mahallemizden çıktı. Bunun böyle olacağını biliyoruz. Devlet Su İşleri giden kaymakamımız Erdinç Bey ve sulama birliğiyle biz bir toplantı yapmıştık. Türkiye'de bir tane kanal temizleme makinesi varmış. Bir türlü Diyarbakır'dan Eskişehir'e gelmeyi nasip olmadı. Bir dönem geldi, Ertuğrul Gazi, Sazova, Çamlıca taraflarını temizlediler. Yeşiltepe'ye gene gelmedi ne hikmetse. Yani herhalde yereli de geneli de Yeşiltepe'yi yok sayıyor.
Bundan dolayı diyorsunuz. Evet. Ve şundan da bahsetmek istiyorum. Kanal Ankara'da galiba üstü kapalı gözüküyormuş. Kesinlikle fakat açık. Kesinlikle 67-70 yılları arasında bu tescillidir. Bizim sulama kanalımızın üzeri kapalı. Hı hı. Ama maalesef açık. Ben bu soruyu yetkililere sormuştum. Kapalı, benim gençlerim neden burada ölüyor? Açık, niye tedbir alınmıyor? Hani kapatılmasını ister miyim? Yeşiltepe'nin görseli anlamında asla istemem. Ama bakımı yapılmıyorsa, tedbiri alınmıyorsa, korunmuyorsa tabii kapansın ki ben de onun üzerine kapalı pazar yapayım, çocuklarıma halı saha yapayım, alışveriş merkezi yapayım, şehir merkezinde yaşayan insanlar kadar kaliteli ve düzgün yaşasınlar. O da yok, o da yok. Çok acı. Biraz da sizin özelinizle konuşalım istiyorum. Tabii konuşmamızın başında şakayla karışık hiçbir şey yapmıyorum dediniz. Fakat yaptığınız şeyler mutlaka vardır. Neler yapıyorsunuz Meryem Hanım? Emin olun şu dönemde özellikle pandemi döneminde sadece mağdur ailelerin ihtiyaçlarını görüyoruz. Ne mi yaptık? Ben Okyanus'ta damla tanesiyim. Ben ve ekip arkadaşlarım ve bize gönül veren dostlarımla birlikte Aralık 7 itibariyle Kurban Bayramı arifesine kadar mahallemize günde 400 ekmek dağıttık. Ramazan ayında 3 kap yemek çıkardık. Vatandaş buradan ekmeğini aldı. Çocuklarımızın kırtasiye masraflarını her yıl düzenli görüyoruz. Her yıl en az 150 çocuğu giydiriyoruz. Çocukların özel etkinliklerinde yanlarında oluyoruz. Ev kiraları ödüyoruz, doğalgaz ödüyoruz, elektrik ödüyoruz. Sadece Ramazan ayında 100 bin lira para harcadık. Bunlar tescillidir. Ama bunu hiçbirini vatandaşın eline istisnalar hariç nakit vermedik. Postaneye elektrik ödemeleri zamanında dikildik, elektrik borçlarını ödedik. Ev sahipleriyle görüştük. 3-4 ay kira ödemeyen vatandaşların kiralarını ödedik. Sorduk kaç tane faturanız var doğalgaz? İşte şu kadar, onları ödedik. Daha ne yapalım? Yöneticilik fakiri doyurmaksa evet fakiri doyurduk ama ben buna iş yaptım demiyorum. Neden demiyorsunuz? Bu çok acı. Biz önce insanları mağdur ettik, sonra sadakaya alıştırdık. Ne kadar acı. Biz çocuk insanların yaşam kalitelerini yükseltmediğimiz sürece bu insanlar bu hayatı yaşayacak. Birine şahit oldunuz 2 dakika evvel, vatandaş geldi kömürüm yok dedi. Siz bunun canlı şahidisiniz. Biz bu insanların kömürünü bir şekilde tabii telafi edeceğiz. Ama ben öncelikle Yeşiltepe demiyorum bakın sadece. Eskişehir'in tamamına minnettar borçluyum. Beni çok iyi tanıdıklarını, beni çok iyi anladıklarına inanıyorum. Ben hiç kimsenin kapısına bugüne kadar gidip de ben yardım yapıyorum, beni destekler misin cümlesini kimseye kurmadım. Vatandaş çok akıllı ve zeki, araştırdılar, buldular, bizi buldular, tavsiye ettiler, önerdiler. Yurt dışı dahildir buna. Belçika, İsveç, Fransa, Hollanda. Eskişehir'e geldiklerinde elleri dolu geliyorlar. Bana ayrıca bir keyif veriyor. Neden biliyor musunuz? Güvenilmek çok önemli. İnsanlar evet o güveni yakaladılar. 100 bin lira çok az bir para değil. Yeşiltepe için çok ciddi bir para. Bunlar dostlarımın sayesinde insanlarım nefes aldı. Bir erkeğin kadını ağlaması o kadar zordur ki. Erkeklerin boynuma sarılıp da abla hakkını nasıl ödeyeceğiz dediklerinde ben kahrımdan ölüyorum. Aslında çok da iyilik yaptığımı düşünmüyorum. İnsanlar bu konuda o kadar rahatsız, o kadar üzgün. Diyorlar iş çok. İş neye göre çok biliyor musunuz? Eşek gibi çalıştıracak eleman bulursanız çok. Askeri ücreti 12 saat çalıştırıyorlar. El insaf ya. Benim pek çok kadınımın, ben halkın içindeyim. Ben klasik muhtar değilim. Ben muhtar değilim. Ben bu mahallenin annesiyim. Ben bu mahallenin babasıyım. Ben bu mahallenin ablasıyım. Ben bu mahallenin kardeşiyim. Aklınıza gelebilecek. Size çok ufak bir örnek vereceğim. Ramazan ayı başında mahallemde bir çocuğum okullar açılacak diye 73 lira para toplamış. Hepsi 1 liralık. Buraya geldi dedi ki teyze ben bir şey isteyebilir miyim? Tabii buyur ki bu aileye biz bakıyoruz. Düşünün bakın. Okullar açılsın diye kendime harçlık toplamıştım.
Ama okullar açılmayacak anladım. Bununla da ekmek alır mısın dedi. Ne kadar güzel. Ne kadar acı. Acı fakat çocuğun yaptığı davranış güzel bir şekilde söylüyor. Elbette ki çocuk paylaşmayı öğrenmiş. Biz seninle büyüdük. Bizim bütün ihtiyaçlarımızı gördün. Şimdi sıra benim dedi. Dedim annenin haberi var mı? Para benim dedi. Annemle karışır olmaz dedim. Anneyi aradım. Dedi ki abla takip ettim. Bakkala mı gitti harcamak için? Sana geldiğinde sıkıntı yok. 3 lirasını aldım. 70 lirası hala muhtarlıkta. Bana getirir misiniz onu? Kahverengi çantanın içinde para var poşette. O parayı benim bereketimdi. Harcayamadım. Onun yerine kağıt 70 lirayı koydum. Harcadım. Onun dileğini getirdim yerine ama ben onun parasına kıyamadım bile. Benim içim acıdı ama o çocuk çok mutlu oldu. O kadar mutlu oldu ki. Ve şunu söyledi. Bizim adetimiz çorbada tuzumuz bulunsun. Bakınız. Bakın arkadaşlar. Bu bereketti. Bu 8-10 yaşındaki bir çocuğumun okul harçlığıydı. Evet, Yeşiltepe böyle bir mahalle. Paylaşmasını bilen bir mahalle. Ama bu biz Yeşiltepe'nin dışında pek çok insanlarla dost edindik. Eksik olmasınlar, sağ olsunlar. Biz ne yaptık? Biz çok istedik imarımız gelsin. Şehir merkezine 5 dakika araçla. Ama çok üzgünüm ya. Hala kalite standartlarının çok altındayız. Yeşiltepe Eskişehir'in en güzel mahallesi. Bunun aslını kimse inkar edemez. Çünkü yerelde genelde Yeşiltepe'yi göz koymuş. Vatandaşı buradan uğratacak, kendisi yerleşecek. Öyle yok. Böyle bir olay da yok. İmara ihtiyacımız var. Pandemiden dolayı hiç ağzımızı açmadık. Ama şu anlamda biz anca insanların karnını doyuruyoruz. Unuttuk mu? Hayır. Nerede kaldık diye başlayacağız elbette. İmarımız gelsin. Bir de otobüs konusundan bahsetmek onu istiyorum. Tıp fakültesine giden otobüsü galiba Yeşiltepe'den almışlar. Zaten 4 tane aracımız var. Yani burada vatandaş çarşıyı dolmuş kullanıyor. Tramvayımız yok. Dün Azam kaza geçirdi. Muhtarlığın önünden taksiye bindim. Şehir hastanesine gittim. 73 lira tuttu. Ben bunu bir kere veririm, iki kere veririm, üç kere veririm. Benim vatandaşım veremez ya. Bir. Yaşlı %70'i yaşlı bir mahallede yaşıyorum. Öğrencilerim olan bir mahalle. Tıp fakültesine gidecek yaşlım, çocuğum, hamilem, ihtiyarım, kim ararsanız arayın. Aktarmalı gitmek zorunda. Benim tıp fakültesine giden arabamı Büyükşehir almış. Vişnelik de bir park varmış. Ya benim yollarım düşmediği için parkın adını bile bilmiyorum. Ne zamandan beri böyle? Bize son yazı yaklaşık 15 gün oldu, resmi yazı geldi. Vişnelik'teki bir parkta kesmişler. Ya oraya gitmek isteyen zaten kendi imkanlarıyla gider. Benim tıp fakültesine gidecek araca ihtiyacım var. Benim şehir hastanesine gitmek zorunda olan insanlarımın araca ihtiyacı var. Benim otogara gidecek insanlarımın, 51 var orada, sadece sırayı bozmamak için söylüyorum, araca ihtiyacı var. Benim doğalgaz, Esgaz'a gidecek araca ihtiyacım var. Hadi onu da buradan 19'a kadar yürüyor, yaşlılar yürüyemiyor. Zorlu enerjiyi oraya aldılar. Araçlar 19'a binecekler, gidecekler. Şimdi arkadaşlar, yok saymayın. Bizi yok sayanları biz de yeri geldiğinde yok sayarız, emin olun. Peki bunlarla alakalı bir başvuru yaptınız mı? Ön görüşmelerimi yaptım. Bana dediler talep böyle geldi, Vişnelik'te son durak. Yok ya, benim mahallemden öyle bir talep gitmez. Benim mahallemden Vişneli'ye parka gidecek insanların cebinde ekmek paraları yok. Gençler gitmek istiyor zaten, her halükarda giderler ya. Mazeret bu, tabii ki ön görüşmeleri yaptık, görüşeceğiz ama onların savunmaları buydu. Ama benim mahallemden tıp fakültesine gitmek zorunda olan hastalarım var. Bunlar için otobüs gerekiyor. Otobüs gerekiyor. Peki bunlar dışında farklı bir talebiniz var mı Meryem Hanım? İnsanca yaşamak. İnsanca yaşamak, herkes gibi özgürce yaşamak.
Gelir seviyesi düzgün insanlar var mı? %10 bende de var. Onların çocukları burada okumuyor, biliyor musunuz? Onların çocukları Mehmet Akif'te okuyor, 2 Eylül'de okuyor, Melahattin Ügür'de okuyor, Pilot Binbaşı da okuyor. Onlar zaten götürüyor. Benim mahallemin okullarında da dışarıdan gelen misafirlerimiz okuyor. Onun için veliler çocuklarını alıyorlar buradan. Ne kadar acı, biliyor musunuz? Yani kaynaştırmaymış. Kaynaştırma falan değil ya. Benim çocuklarım gelir seviye düzgün aileler dışarıda ama hakikaten durumları zayıf, yalnız cevher yatanlarda buralarda rezil oluyorlar. Eşit adalet diye bir şey olmalı. Eşit adalet nedense Yeşiltepe'ye hiç gelmedi ya. Gelmedi yani. Hiç kimse benim karşıma çıkıp da Yeşiltepe muhtarı şahs adına bizden şunu talep etti, biz yapmadık, şu an onun için bağırıyor diyemez. Yeşiltepe muhtarı şahs adına ne yerel yöneticilerden, ya genel yöneticilerden bir iğne talep etmemiştir. Onun için çok rahat küfredebilirim. Küfretmeseniz daha iyi olur tabii. Tabii ki benim en kötü küfürüm seni seviyorum, onlar anlar bunu. Emin olun anlar. Şimdi bunun için de biraz vicdanlarına koyacaklar. Yeşiltepe'nin imarına ne olmuş? Soruyorum sayın hocama. Ben Atatürkçüyüm. Ama CHP'li değilim. Ben milliyetçiyim. MHP'li değilim. Elhamdülillah Müslümanım. AK Partili değilim. Ben halkım ya. Müsaade etsinler. Muhtar olarak değil. Vatandaş olarak soruyorum. Yeşiltepe'nin imarı ne oldu? Yeşiltepe'nin doğalgazı ne oldu? Yeşiltepe'nin kanal ıslahı ne oldu? Çok fazla bir şey istemiyoruz. Bakın üç kalem. Bundan sonrası zaten gelir. Ertuğrul Gazi polis noktasına gittim. Tepe başına komiser bana soruyor. Sokak lambalarınız yanmıyormuş. Ben TEDAŞ'ı arıyorum. Özelleştirdik, kaliteli olacak ya. Ellerinde lamba yokmuş. Dedim ki arkadaşlar, sokak lambalarının tamamını ben alacağım. Bir bom bir adam istiyorum. Sizden de fatura istemiyorum. Takamayız. Neden? Takamazlarmış. Özelmiş, çalışma saatlerine uymuyormuş. Ben lambaları almaya razıyım. Ben bunu ödemeye razıyım. Onlar takmaya üşeniyorlar. Neden? Neden? Vallahi onlara sormak lazım. Onlara sormak lazım. İnternetim sıfır. Geçen sene online eğitim aldı benim çocuklarım. Burada verim alamadığım için kendi oğlumu İzmir Ege'de okuyor. Ev tuttum, gönderdim ben. Bunu ben yaptım. Benim vatandaşlarım çoğunun ellerinde tableti yoktu. İnterneti yoktu. Telefonu yoktu. Biz eğitim verdik. Biz eğitim vermedik. Çocukları sokakta, parklarda oyaladık sadece. Hiç kimse bana online eğitimde %100 verim aldık demesin, buyursun gelsin. İnternet olmayan yerde online eğitim olmaz. Geçen sene biz 35 tane dostlarımla birlikte tablet aldık. Ama devlet bize bir tane tablet yollamadı. Hiç kimse demedi ki götürün bunu mağdur ailelere verin demedi. Kime verdiler çok merak ediyorum. Dünya kadar tablet gelmiş. Bizim elimizde dokunmadı. Nereye gitti tabletler? Vallahi sormak lazım. Bana gelmedi kesin. Ama biz 35 tane tablet aldık. Hem de kıytırık bir tablet almadık. Hakikat kaliteli tablet aldık. Çocuk hayatı boyunca kullanabilsin diye. Çocukların internet faturalarını ödedik. Çektiği kadar. Onların hatlarına internet yükledik. Gücümüz çerçevesinde. İyi, bunlar benim görevim mi? Sorarım size ya. Adama sorarlar. Bunlar senin görevin mi? Bunu ben yapmadım. Ben sadece önce oldum ya. Bunu çocuklara kendini adayan, bu insanlara kendini adayan insanlar yaptı. Ben yapmadım. Benim muhtarlık maaşımın daha delikli kuruşunu benim çocuklarım yememiştir. Buraya yetmiyor ki onlar izin. Buraya yetmiyor. Gelen gidiyor. Tabii ki gidiyor. Ben yok demeyi sevmiyorum. Ama biz şunu da becerdik. Mağdur aile muhtarlıktan yardım istemeye gelmez. Nasıl işletiyorsunuz prosedürü?
çok güzel bir ekibim var. 9 kişi yola çıktık, 199 kişi olduk. Her sokakta bir sorumlum var. Onlar aracılığıyla mı iletiliyor? Evet. Onlar iletiyor, biz gidiyoruz, yerinde inceliyoruz, kanaat kullanıyoruz, üzmüyoruz, incitmiyoruz ama gereğini yapıyoruz. Biz geçtiğimiz kış 40 ton kömür dağıttık, ithal kömür. 40 ton. Bu ailelerin hiçbirine kaymakamlıktan kömür gelmedi ne hikmetse. Çünkü askeri ücretle çalışıyormuş. Askeri ücretle çalışanın kömür fiyatlarını söyledim. Bu sene 9.000 lira. Bu sene 9.000 lira. Bana göre artık fakir yoksul diye ayırmıyoruz. Ben memur emeklisiyim. Bizim dönemimizde bir orta tabaka vardı. Biz orta tabakaydık. Şimdi orta tabaka kalmadı. Üst tabaka, alt tabaka. Peki Yeşiltepe muhtarı olarak Yeşiltepelilere neler söylemek istersiniz? Onlar beni çok iyi biliyorlar. Geçen dönem kaybetsin diye çok uğraştılar, başaramadılar. Neden? Adil olduğum için, yalak olmadığım için, boşuna alkışlamadığım için, hak etmeyene değer vermediğim için. Yok, ben onları çok seviyorum. Onlar bunun farkında. Yapılan desteklerin, yardımların yerine bulduğunu biliyorum. Karşı komşum Fransalı, 5 tane çocuğu var. 5'i de Fransa'da, kendi de part time gider. Fransa'nın parasını ben burada harcıyorum arkadaşlar ya. Onlar oradan gönderiyor, ben burada yardım ediyorum. Bir çok sevdiğim dostum İsveç'te. Oradan gönderiyor, ben burada yardım ediyorum. Bunların hepsi tescilli, faturalı. Çocuklar bayramda eğer bayramlık alamıyorsa ben ağlıyorum. Herhalde bugüne kadar da hiç mağdur etmedik. Az önce bir kardeşim yanınızdan çağırdı, arabanın arkası ayakkabı dolu. Abla dedi, 30 liraya vereceğim. Ben alırım çocuğuma, acel etme dedim. Çocuklar geldi, ayakkabılarımız yok dedi. Anne keten giydirmiş, ayağındaki ayakkabıyı görmek gerekiyor. İşler acısı. Bana göre fakir kimdir biliyor musunuz? Askeri ücretle çalışıp evi kira, iki de çocuğu öğrenciyse fakir değil, yoksuldur. Biz böyle bir mahallede yaşıyoruz. İnsanların artık ellerini vicdanlarına koymaları gerekiyor. Hakikaten gerçek mağdurlar kimseden yardım istemez. Çünkü onlar utanmasını unutmamış insanlar. Yardımı isteyenler arsızlardır. Kaymakamlığa da şikayet ettiler bizi. Dediler ki Yeşiltepe muhtarını görevden alın. Neden yardım yapmamış? Sayın kaymakamım çağırdı, hesap sordu. Muhtar hanım, yardımı yapmıyormuşsun. Pardon, pardon. Sen bana yardım gönderdin de ben mi yapmadım? Benim yapacağım yardıma da ben karar veririm. Kimseyi karıştırmam. Ben ve ekip arkadaşlarım. Dedi ki haklısın. Biz kaymakamlıktan yardım görmüyoruz. Kızılay'dan görmüyoruz. Ama bu anlamda da Tepebaşı Belediyesi'nin ve Büyükşehir'in, daha ilk kez geçtiğimiz yıl adına konuşuyorum, Tepebaşı Belediyesi ilk günden bu yana buraya getirmiyor ama en azından bize şunu söylüyor. Mağdur ailelerin listesini istiyorum. Onlar da araştıracaklar. Bu sene Büyükşehir de aynı şeyi yaptı. Mağdur ailelerin listesini hazırladım. Tabii ki göndereceğim. Bana getirmesinler. Sadece yerine versinler. Arsızlara değil, şakşakçılara değil, yalakalara değil, hak edene versinler. Tek derdim bu. Bana getirmesinler. Benim ona ihtiyacım yok. Var mı ekmek istediğiniz bir şey? Sizi seviyorum. Yüreğinize sağlık. Sizler iyi ki varsınız. Sessizlerin sessiziniz. Bunu sakın unutmayın. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Sayenizde biz sesimizi duyuyoruz. Sürçülisan ettiysem affola. Kimseye bir laf söylemedim. Bunlar gerçekler. Ben Yeşiltepe'de beklerken Keskin'e doğalgaz gidemez arkadaşlar. Hem de ben başladıktan çok sonra beni çiğneyip Keskin'de zenginler, milletvekilleri yazlık yaptı diye öncelik hakkı onlara sahip değildir. Peki, öncelik. Peki oraya giderken bir gerekçe söylediler mi? Niye Yeşiltepe'yi yapmadık da Keskin'e yaptık diye? Sayın bakanlarım, vekillerim, meclis üyelerim, onlar da yaşıyor. Burada yaşamıyor ki. Laf yerini buldu, onlar anladı. Emin olabilirsin bundan. Hiçbir milletvekilimin ismini zikretmeyeceğim. Mağlıca doğalgaz gitti arkadaşlar.
Bunun vesilesi milletvekili. Biliyoruz. Bizim merkeze bakan milletvekilimizi biz göremedik. Bir kere görelim ya. Bu doğalgaz çalışmasını baştan sona içinde sayın vekilim. Ramazan ayının birinde 2017 olabilir, yıl olarak hatırlamıyorum. Bizi toplantıya davet etti iftarda. Sanayi bölgesinde. Biz devletiz. Nasıl Yeşiltepe'nin doğalgazını çözdüysek bütün sorunları bir çözeceğiz diyen bir vekilim var benim, söz verdi. Aradan 4 yıl geçti. Benim vekilim hala yok ortada. Ama kendine gitti doğalgaz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili Eskişehir izleyicileri, Muhtar Saat programının bu haftaki bölümünde Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açık Gözle birlikteydik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.